Cemile Bayraktar, tarih Gülen kadrolarını nasıl yazacak? Hatırlarsınız, geçtiğimiz yıl bir İslamcılık tartışması olmuştu. Bu tartışmayı ortaya atan ve en yoğun şekilde tartışanlardan biri de Mümtaz Ertürköne'ydi. O dönem ben bu tartışmaların spontan bir gelişme olmadığını, bir kurgunun parçası olduğunu düşündüğümü belirtmiştim. Gülen kadrolarının savaş hazırlıkları çerçevesinde planlı ve programlı bir şekilde ortaya konan bir tartışmaydı. Aynı Türköne geçtiğimiz haftalarda şöyle bir cümle paylaştı. Cemaat siyasal İslam'ın önünde durabilen yegane güç. Gülen kadroları kalemleri malum olduğu üzere Türkiye'de en ufak bir olay olsa İngilizce yayına geçiyor ve bir nevi dünyaya mesaj vermeye çalışıyor. Bunu yaparken batılı basında terör olayları izah edilirken kullanılan cihadist kelimesini bilinçli olarak seçiyor. El-Kaide ile ilişkilendirmeye çalışıyor. El-Kaide, cihadist, siyasal İslam, İslamcılık. Tüm bu sihirli kelimeler Müslümanları terörizmle ilişkilendirmeye çalışarak İslamofobiye, daha doğru söylenişiyle İslam karşıtlığına gerekçe göstermek isteyenlerin kelimeleri. Bizde ise bu kelimeler seçenler bu ülkenin halkını İslam, tebliğ, hizmet gibi sihirli kelimelerle kendi yapısına bağlamış, o insanlardan himmet adı altında milyarlarca para toplamış bir yapı. Bir mütevelli hanımdan direkt anlatayım. Ev hanımlarının katıldığı bir ev sohbetinde 8 bin lira parayla ayrıldığım çok olmuştur. Bu miktarlarda paraları himmet adı altında bağışlayan o hanımlara nedenini sorsak, Allah rızası için öğrencilere yardım yaptım derler. Şahsen bunda bir sorun görmüyorum ama Gülen cemaatinin duruşunu, daha doğrusu İslami tebliğ noktasındaki ifrat ve tefrit halleri, diyaloglar sırasındaki kimlik kaybı ve peygamberle ilgili hurafe dolu yayınları nedeniyle, oldu bitti eleştiren bir isim olarak yakın zamana kadar kendileriyle ilgili şunları söyledim. Evet, birçok noktada uyuşmayız ama birçok insan tanıdım. Özellikle o ablaların ve abilerin edepli duruşlarına şahit oldum. Bu yönlerini pek takdir ederim. Gülen camiasının İsrail'in Mavi Marmara saldırısını yaptıkları günden bu yana bu ifrat tefrit noktaları nedeniyle eleştiriyorum. 7 Şubat'taki MİT krizinden sonra eleştirilerim yoğunlaştı. İşler kaset, şantaj, mahrem görüntülerine, gizlice çekilmesi olaylarına varınca taban ve tabanı ayırarak tabandakilere karşı halen edepli oldukları yönündeki zannımı korudum. Ancak birçok kadın yazar arkadaşımla birlikte bana da türlü ağır hakaret eden onlarca yorumu gördükten sonra doğal olarak bu zannımı yitirdim. Siyaset bu. Bir parti gelir, bir parti gider. Nitekim de öyle olmuştur. Gülen kadrolarına sesleniyorum. Ya sizin haliniz ne olacak? O tertemiz olduklarına inandığımız insanlardan, gece gündüz sosyal ağlardan hakaret eden adamlar çıkardınız. Hanımefendi dediğimiz kız öğrencilerinizin ağzındaki seviye malum. İnsanlarla bir açıklarını bulmak için dostluk ilişkileri kurup ikili görüşmeleri şantaj için kaydettiğinizde, birlikte oturup arasında bir safta namaz kıldığımız günlerde kendi telefonlarınızın bataryasını söküp hatta o telefonu diğer odaya koyarken bizim görüşmelerimizi kaydettiğiniz için mi bu zahmete girdiniz? Hepimizin çocuklarının girdiği sınavlarda kendi çocuklarınız hakka girip sınav sorularını gayrimeşru yollardan elde edip devlet kadrosuna girdi ve size bir teşekkür babında devleti dinledi. Sizlerin insanlara bilip bilmeden hırsız diye bağıran tabanınız, o soruları gayrimeşru yoldan elde ederken hiçbir rahatsızlık duymamış ama. Türkiye'de AK Parti ve kendiniz dışındaki tüm İslami cemaat ve tarikatları ve hatta vakıfları dinlediğiniz ortaya çıktı. Üstelik örgüt adı vererek, hedefiniz bu saydığım yapıları son derece çirkin yollarla saf dışı bırakmaktı. Peki ne oldu? Tüm bu zahmetlerinize rağmen size güvenilmez ve ne olduğu belli olmayan bir yapı gözüyle bakılıyor. Lehinize sonuçlanması umduğunuz tüm bu girişimler aleyhinize sonuçlandı. Emin olun bu sizin başarınızdır. Bunu size hiçbir kuvvet yapamazdı. Geldiğiniz noktayı şuradan anlayın. Dün evladını güvenerek size teslim eden bir anne bugün, kızım evlerine gitme, gidersen de sakın bir şey konuşma, tesettürünle otur, banyoyu kullanma, kaydı alırlar. Ne acıklı bir hal değil mi? İslam dünyası, İslam tarihi boyunca arzu etmediğimiz birçok ayrışmaya sahne oldu.
Kelam ilminin tartışma konularından fıkıh ilminin tartışma konularına kadar birçok alanda farklılıklar meydana geldi. Hepsinin dertlendiği konular İslam'ın bağrından çıktı. Batı ile yüzleşildi. Bu yüzleşmelerden birinde sonra da İslamcılık diye bir akım meydana geldi. Bunların hepsi tarihi gerçekliklerdi ve hepsi iyisiyle kötüsüyle bizim idi. Bize düşen bunlara bakıp eksiğimizi tespit edip kendimizi tamamlamaktı. Herkes bu uğurda doğru bildiğini yaptı ama hiç kimse ve hiçbir grup bunu yaparken bu denli çirkinleşmedi. Müslüman kadınlar üzerinden bir savaş yürütmedi. Mahrem hayat kaydına düşmedi. İslam düşmanlarının terminolojisiyle Müslümanlara savaş açmadı. Tarih böyle bir şey yazmadı. Çok üzücüdür ki artık yazacak. Maalesef tarih Gülen kadrolarını tehdit ve şantaj kelimeleriyle birlikte yazacak. Ve yine emin olun Gülen camiası madden ne kazanırsa kazansın, kaybettiği o şeyin yerini asla dolduramayacak. Güven. Cemile Bayraktar, Yeni Şafak.